İlk ilişki korkusu, ilk gece fiyasko yaşamayla ilgili korku hem erkeklerin hem kadınların en büyük endişelerinden biridir. Bunun sebebi eski geleneklerimizden yavaş yavaş uzaklaşmamız oldu. Eskiden yeni evlenecek erkeklere sadıçlar, ki bu sadıçlardan biri evli biri bekar olurdu. Evli olan erkeğe ilk gece neler yapacağını, bir kadını nasıl mutlu edeceğini anlatırdı. Bekar olan da onun düğünle ilgili ritüellerde yardımcısı olurdu. Kadınlara da yenge adı verilen tecrübeli bir abla eşlik ederdi. Ve yenge bir erkeğin nasıl mutlu edileceğini, ilk gece kadının nasıl davranacağını anlatır. Ve böylece karı koca ilk geceye hazırlanırdı. Fakat kapitalizmin dayatmalarıyla birlikte, göçlerle birlikte bu geleneklerimiz rafa kalktı. Bunun yerine yeni kurumları devlet olarak tahsis edemedik. Evlenmeden önce gençlerimize bir eğitim veremez olduk. Anaokulundan başlayarak cinsel eğitimi veremez olduk. Bu da beraberinde korkuları ve endişeleri getirdi. İşte bu olumsuz tablo içerisinde herkesin ilk gece başarılı olması bekleniyor. Yani hiç eğitim almadığınız, tecrübeli olmadığınız bir konuda ilk gece her şeyi mükemmel yapmanız bekleniyor. Ve bu durum erkekte başaramama korkusu adını verdiğimiz performans anksiyetesine yol açıyor. Ya penisim o gece sertleşmezse, ya ben cinsel ilişkiyi gerçekleştiremeden erken boşalırsam, ya partnerimi tatmin edemezsem, ya ona zarar verir ve çok kanamasına yol açarsam gibi korkular, erkeklerin ilk gece seksten soğumalarına ve balayı empotansı adını verdiğimiz bir olumsuzluk yaşamalarına yol açabiliyor. Aynı şekilde kadınlar, ilk gece çok kanayacak, kızlık sarım patlayacak, delinecek, yırtılacak, hastanelik olacağım ya da cinsel birliktelik sonrasında partnerimden ayrılamayacağım ve hastanede doktorlar reviyeyle bizi ayıracaklar gibi abartılı ve çok yanlış düşüncelerle ilk geceye katılıyorlar ve beraberinde de kadınlar kasılıyor, eşlerini itiyorlar ve vajinismus adını verdiğimiz. Ülkemizde cinsel hayat aktif olan her 10 kadından birinin yaşında bir seks korkusu tablosu ortaya çıkabiliyor. Buradan benim çiftlere önerim şudur. Öncelikle bu konuda bilgilendirici kitaplar okuyun ki binlerce kitap var. İki, bu konuyla ilgili cinsel eğitim videoları izleyin. Ki internete baktığınızda bu konuda pek çok video var. Ve güvendiğiniz ve inandığınız büyüklerinizden bu konuda yardımlar alın. Ve kendinizi rahat ve gevşemiş bir hale getirmek için öncelikle duşunuzu alın, dinlenin. Ve ilk gece bu işi yapmak zorunda olmadığınızı unutmayın. Daha keyifli ve daha rahat ve huzurlu olduğunuz bir ortamda da yapabilirsiniz. Bunu yaparken dokunmanın ve sevişmenin vermiş olduğu hazza odaklanın. Önemli olan o işi yapmak değil, o işe giden yolda birbirinizi dokunarak, hissederek, keyifle ruhunuzu ve bedeninizi birbirinize sunmak olduğunu unutmayın. Bunu yaptığınız zaman %90 bütün meseleler hallolacaktır. Ama %10 bazı şeyler yolunda gitmediğinde asla bu iş zamanla kendiliğinden düzelir diye beklemeyin. Ülkemizde binlerce cinsel terapist var. Bu cinsel terapistlere ulaşın ve hemen yardım almaya başlayın. Cinsel terapisti bulmanın yolu çok kolay. Herhangi bir arama motoruna bulunduğunuz ilin adını ve cinsel terapist kelimesini yazın. Enter tuşuna bastığınızda karşınıza yüzlerce cinsel terapist çıkacaktır. Bunlardan herhangi birine başvurduğunuzda da bu mesele %100 halledilecektir.